Dolayısıyla bu insan bedeninde bir sürü duygu durumu, bir sürü gerginlik yaratabilir. Ve kurt adam hikayelerine bak, hepsinde dolunay olduğunda bir anda kurt adam oluyor. Aslında bu bir duygunun farklı. Yani kişinin içindeki o gerginlik, öfke dolunayla beraber o kanın aşırı hızından veya işte yaptığı etkiyi düşünürsen, o bir hikaye bile olsa bu bir farklı duyguyu anlatabilir. Ve çoğu insanda bu rastlanıyor. Ha, bilimsel tarafı yok ama bu bir hani inanç olarak düşünüyorsa evet son derece olabilir gibi Ama görünüyor. yani biz yaşadığımız doğanın içerisinde, evrenin içerisinde, evrenin hareketleriyle, doğanın hareketleriyle ondan etkilenmememiz mümkün mü ki zaten? Yani bunu Mümkün bir değil. Tabii ki mümkün bir değil. kenara koymak gerekiyor. Yani baktığınızda mantık olarak her şeyden yağmurlu havada etkileniyoruz, güneşli havada farklı bir Tabii. durum, psikolojik durumumuz oluyor. Fırtınalı havada farklı oluyor. Bu çok doğal yani, buna kim Ve diyebilir ki bilim? Evet. iki tane önemli şey. Bak, bir tanesi güneş dedin ya, fırtınalı hava, güneşli hava, sıcak hava. Ay olunca ne bileyim işte ayın dolunay olması kimine göre çok romantik gelebilir, kimine göre korkutucu gelebilir. Bir hanım yazıyor şu anda, diyor ki sinir sistemimiz. Evet, doğru olabilir. Sinirlerimiz bundan dolayı gerilebilir. Dolunay bizi geriyor olabilir gerçekten bakıldığında. Ama yani dolunayın bunu dediğim gibi bilimsel bir tarafı olmasa da gerçekten bakıldığında ay bizi çok etkileyen bir süreç aslında bakıldığında. Ve ay takvimi bence hani tamam miladi takvim demin de söyledim hani çok artık hayatımızın içinde ama ay takvimi, fırtına takvimi, denizcilerin kullandığı takvimler, yol haritaları bir sürü şey aya göre planlanmıştır ve hala geçerlidir. Ve mesela yine de bitiriyorum. Bu fırtına takvimi, hani fırtına dönemleri var ya, bir anda aşırı fırtına oluyor. Bu bazen bir iki gün sarkabilir ama emin olun şeye bakın, internete girin bakın 2024 yılının fırtına takvimine baktığınızda bir iki gün fark, yani bir gün fark eder en fazla. Bu da ay hareketlerine göre çıkartılır. Her sene yapılır bu. Daha önceki yaptığımız programlarda Türkiye ile ilgili olarak toplumsal olaylar beklediğinizi ifade etmiştiniz. Evet. Bu dolunay onun habercisi ya da bu zamanlarda olması mümkün mü hocam? Şimdi o dediğim Hani gibi sizinle şu. ilgili olayı da egemen ya, o açıdan söylüyorum, güçlü ya. Şimdi bu dolunay Namussuzluk hani güçlü olarak anlamında kabul söylüyorum. ediliyor. Hı? Efendim? Namussuzluk ya, bir tarafı da sinirliğin Şimdi şeyi. tahammülsüzlük oraya geleceğim ama şöyle şunu bilmekte yarar var. Dolunay her Ekim ayında aynı noktada olur. Her Ekim ayında Dolunay Koç burcunda olur. Bu değişmiyor bu kural. Şimdi bunun yarattığı bir şeyden bahsedebiliriz ama benim düşüncem yani bu tahammülsüzlük olayı, bu kadar gerginlik diyelim, bu kadar belirsizlik aslında bu Ay'a mı bağlı yoksa astrolojik anlamda Balık burcunda yer alan Neptün'e mi bağlı? Demin şeyi araştırıyordum. Çok üzücü tabii ki. Hani sürekli bir işte cinayetler serisi var. Sürekli bir karşı cinse yani kadın cinayetleriyle karşı karşıyayız değil mi? İnanılmaz derecede çoğaldı. Bunu araştırıyordum. Neden olabilir diye. Neptün Balık burcunda ilerliyor. 14 seneden beri burada. Yakında çıkacak. 2025'in sonunda 2026'da yer değiştirecek. Dolayısıyla acaba diye aradım. 160 Neptün'ün hareketleri çok uzun. 160 yıllık periyotlar. Şuna baktım. 160 yıl önce kadın cinayetlerinde neler var diye. Karşıma ne çıktı biliyor musun? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var. O dönemde 129 tane kadın öldürülmüş. Demin internette okudum. Yani Hangi 8 dönem? Mart'ın Geçen yıl mı? 8 Mart 1864 yılından bahsediyoruz. Öyle bir 1864'te bilgi. dünyada mı? 1860. Evet öyle bir şey var. İnternette gördüm. Yanlış okumadıysam Dünya O Kadınlar dönemde Günü bir istatistik yok, bir istatistik var mı acaba 1864'te, merak ettim. En azından istatistiklere geçenler anlamında biliyoruz. tabii yani istatistiğe geçen o. Yani o dönemde işte kadınlar için böyle bir şey var. 160, 129 kadın, 120 küsur kadın. Yani bir anda öyle bir kayıt çıktı karşıma. Ben bunu epeyden beri araştırıyorum. Yani bu kadar cinayet serilerinin özellikle kadınlar konusu. Yani çocuk olabilir ama hep kadınlar burada etkileniyor. Baktığımızda son dönemde çok fazla var. Hani onu araştırırken baktım ve ben bunu genelde Neptün hareketlerine bağlıyorum. Çünkü Neptün
kişilerde belirsizlik, duygusal problemler, bazen kaygılar, bazen bazı sıkıntılar, belirlenemeyen sıkıntılar gibi olaylar anlatır. Çok dalgalı deniz gibidir Neptün. Ve mesela şu anda Dolunay'dan bahsediyoruz ama buraya baktığımızda sanki o bunun etkisiymiş gibi görünüyor. Dolunay bunu tetikleyen olaylardan biri olabilir. Şimdi Dolunay Koç burcunda olacak. İşte zodyağın başı bir anda atıyorum insanı gerebilir. Neden? Koç burcu Mars etkisidir. Mars nedir? Savaş, savunma, Ares. Yani Yunan tanrısı Ares'ten yola çıkıyoruz. Ve dolayısıyla hani bu Dolunay bu öfkeyi, bu karmaşayı arttırabilir diye bunu konuşabiliriz. Ama genel anlamda baktığımızda bu... Türkiye bir de Koç burcunda değil mi hocam? Türkiye'nin doğumu da Koç burcu muydu? Yanlış mı? Hayır, Türkiye'nin burcu Akrep. Akrep burcudur. Akrep, pardon, özür dilerim. Akrep burcudur. O ayrı bir konu. Yani Türkiye'nin Akrep burcu olması... Evet. Yani Dolunay Türkiye'yi nasıl etkiler onu konuşuruz. O ayrı bir konu. Yani zaten şey çıkardım. Hani her burca göre böyle başlıklar çıkarım. Onları yayının sonunda söyleriz zaten. Anladım. Ama anladım. Benim tabii şu anda üzerine durduğum şey Türkiye'deki bu hani cinayetler serisinin gerçekten hani yıl çünkü ben burada daha çok istatistik olarak bakıyorum. Yani bu yıldız bunu getirir, şunu yapar, bunu yapar diye bakmıyorum da ama Neptün gibi bir kavram karşıma çıkınca ve hakikaten belli bir belirsiz çünkü çok gerçekten büyük bir belirsiz ortam var. Sırf Türkiye değil, dünyada da var biliyorsun. Yani sen bu işi daha iyi biliyorsun benden. Anladım da bir izleyicimiz çok güzel bir not hatırlatma yapmış. Diyor ki 129 kadın işçi olayı o dönemde 40 bin kadın işçinin eşit işe eşit ücret çalışma saatlerinin azalma ve doğum izni istemiyle greve başladı. Bu greve esnasında çıkan yangında polisin fabrikaya kilitlediği 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. Yani bir çok büyük bir olay o dönem için. Ha, bu cinayet bu. Şey anlamı, yani bugünkü gibi kadınların öldürülme olayından değil, bir toplu direnişte bir grev sırasında polis kadınları kilitliyor. 129 kadın hayatını yitiriyor. O sayı onunla alakalıymış. Evet, o sayı onunla alakalı. Evet. Deminki karşıma çıkan şey bu. Benim için olay şu. Dönem olarak çünkü burada toplumsal bir olay açısından bakınca ve hani acaba dedim. Çünkü ben dedim ya sana hep istatistiklere bakmak, astroloji anlamak için istatistiklere bakmak çok daha keyifli olur. Çünkü bir olay oluyor. O olaya bakıyorsun. Günümüzde ne oluyor? Onun karşılığında ne var? Ve şimdi son 14 senede bu cinayetler eğer artıyorsa yani dünya genelinde olabilir. Türkiye'de tamam artıyor gitgide. Hani bunun bir sürü nedeni, ekonomik nedenleri olabilir. Aile içi problemler. Bir sürü şey söyleyebiliriz ama genel olarak bakıldığında hani bu iş nereye doğru gidecek? Azalır mı, çoğalır mı dersen bu dolunayla beraber aslında işte bir seri olarak düşünüyorsan beni biraz daha korkutan bir şey çıkıyor karşıma. Niye yani bunlar oluyor diye. Ve beni biraz daha korkutuyor. Acaba artış görecek miyiz? Daha böyle toplumsal bir karmaşa görecek miyiz? Bu yine beni korkutuyor. Fakat bu karmaşa sanki 2026'dan sonra daha belirgin bir 14 sene gibi çıkıyor karşıma. 2026 yani 2040'a kadar sürecek olan bir gerginlik. Neden? Onu da söyledim. Dedim ya Neptün diye bir gezegen var. Söylemiyorsunuz bunu değil mi? Dünyaya özgü söylüyorsunuz. Şimdi tabii dünyanın çeşitli, sırf Türkiye için değil bu. Dünyada olan bir durumdan bahsediyoruz. Yani gökyüzünde Neptün Koç burcuna girecek ve hani şu anda astrolojiyle ilgilenen kişiler var burada. Muhtemelen bizi izliyorlar. Çünkü beklenen şey çok büyük bir değişim yani astrolojik anlamda. Üç tane işte sevgili eşin Gülşah'ın da astroloji konusunda ilgili üç tane şey var. Biri Satürn, bir tanesi Neptün, bir tanesi de aynı zamanda Uranüs'ün de burç değiştirmesi. Üç tane büyük gezegenin burç değiştirmesi dünya çapında büyük olaylara neden olabilir. Geçmişte de oldu.